Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine bir araba meetingine gidiyoruz. Ama bu meeting benim için farklı, benim için önemli bir meeting. Önemli olmasının sebebi şu: bu meetingi tamamen bizim Türk arkadaşlar düzenliyor. Tabii böyle gurbet yerlerde hani insanların birbirini kollaması, birbirine sahip çıkması çok önemli. Sonuçta ne kadar da hani yurt dışında yaşasak da bizim hani bize en yakın olan yine bizden olan oluyor. Dolayısıyla bunu yapan kardeşlerimizi ben çok tebrik ediyorum. Maşallah yani çok güzel arabalar topladılar. Daha önceden gitmiştim bir tane meetinglerine. Yeni başladılar. Bu artık 3. meetingleri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok güzel işler yaptılar. Yani Lamborghini falan getirdiler. Ve bunu yapan insanlar yani 19-20 yaşında gençler yani. Dolayısıyla bayağı bir ben şey yaptım yani çok böyle bir hani nasıl derler, sevindim yani. Böyle bir hani communication'a girmeleri, bu şekilde bir network oluşturmaları çok güzel. Ve yani şöyle de düşünebiliriz, insanlar burada Amerika'da her şeyin böyle fazla olduğu yerlerde farklı şeylere ilgi duyabiliyor. Ama arkadaşlar böyle arabalarla ilgili böyle bir toplanma şeyi yapınca en azından bu yöne ilgisi olan çocuklar mesela burada kala hani bu o şekilde oralara gidip de kendilerini gösterebilirler. Çünkü Allah korusun farklı yönlere de kaymalar olabiliyor. Kimse evladını, kimse çocuğunu, kimse kardeşini, abisini, ablasını kaybetmek istemez yani. Allah korusun burada etrafta bir sürü homeless görüyoruz. Uyuşturucu batağına düşmüş veya farklı bataklara düşmüş. Velhasılı uzun lafın kısası, bugünkü gideceğimiz araba buluşması bizim için de o yüzden önemli. İnşallah sizin için de güzel bir video olur. Hem de oraya gittiğimiz zaman yine bizim Türk kardeşlerimizin, Türk arkadaşlarımızın, Türk abilerimizin bu meeting hakkındaki yorumlarını, düşüncelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah güzel, efektif bir video olur. Hadi bakalım, bismillah. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Önde bir tane BMW var. Türk buluşmasına gidiyoruz dedik ya. Yani BMW görünce ister istemez diyorum. Bakalım %90 bu araba bizim buluşmaya gidiyor. Sinyal verdi. Hadi bakalım orada mı göreceğiz? Evet. Mekana geldik. Bak aha, hemen BMW'ler toplanmış burada. Hemen. Aha bizim gençler de burada. Mr. Omar, welcome to BCF. Welcome, brother. Nice meeting you. Hi. I heard a lot of stories about you, man. Yeah, really? I heard you go crazy. Of course. Did you heard about my car? Nissan Altima SR? Yes, everybody Nismo, Altima Nismo? Altima Nismo car. Altima Nismo. Arkadaşımız Ivan, ismi İhsan, İhsan, Ivan. Ivan diyebiliriz. Ya da İvan gaza basınca utandı. Oğlum bunu ben aşağı kata mı park edeyim? Yok. Burada abi gidip normal insanlar parking yerine park edebiliriz. Şu arka tarafta mı? Yok abi ya şuraya park et sen de. Tamam. Tamam. Boş mu? Zaten 28 falan var. Bak bir şey, yok bir şey söyleyeceğim. Çok acayip şeyler getirdim ben buraya. Bunları getirdim. Ay ne yapıyorsun abi? Ya RC Drift Cars. Kendi arabamız abi, güzel değil belki ama. Şuraya sana bir yuvarlak çizelim. Tabii orada. Neyse ben yolu tıkamayayım. Şuraya bir yere park ediyorum. Gidiyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Highway'de gelirken çektiğimiz BMW buraya gelmiş. Bakın görüyorsunuz. BMW da burada öyle diyorlar yani. Her yer BMW. Karşı taraf. Sonra buraya geçiyorum. Abi burada 190 Türkler ve Araplar var yani. Şuraya birazcık Mustang serpiştirmişler. Bir Nissan var. Şey geliyor. Oh. Aha bir şey geliyor. Bir bakalım ne geliyor. Arabanın rengi süper.
Fatih hocam bu nedir? Amblemi çek. Amblemi çekelim. Yeni amblem. Yeni amblem şey. Bilmem ne yılı özel amblemi bu. Ne öyle bir şey. Bu arabanın özelliği ne abi? M4 Competition. Ha. Yeni M4. Şunlar? Bu M3 Competition. 92 M3. 36 M3 de olabilir. Olmaya da olabilir. Biz aha bunları biliyoruz yani. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası bende yok. Ama evet. 92 M3 var şurada iki tane daha var. Aynen. Arkayı da çekelim. Arkadaşlar bu bizim buluşma grubumuz BCF, Bright Choice falan diye işte. Arkada insanlar şey düşünüyormuş. BMW Fan Club diye düşünüyormuş. Çünkü çok fazla BMW geliyor diye. Ama gelsin. Hiç yok da nedir? Burada bizim Porsche'umuz da var. GT3 RS ve McLaren'ımız var. O da güzel. McLaren. McLaren'ın özelliği çabuk hızlanması, çabuk durması. Sabah bahsetmiştik. Bunu anlattık biz. Bunu anlattık. Evet. Kaç defa anlattık. Ondan sonra ne başka özelliği? Hafif olması. Hafif. O yüzden daha ulaşılabilir bir araba. Ucuz olması bile. Evet. McLaren. 200'e falan alıyorum. 200'e süper sport alıyorum. Evet. Bu da olabilir. Bunun rengi de çok hoş. Bak bunu hanıma alayım. He, olur. Bunu hanıma alayım. Kendime de bu değil de olur bak. Aventador Ultimate. Ultimate. Çok değil ya. SVJ al ya. SVJ mi alayım? Ama Ultimate daha iyi değil mi abi? Daha iyi de aradaki parayı şey yap. GT3 al. Zaten her türlü alamayacağım işte. Aradaki farka GT3 al. O da mantıklı. GT3. 200'e SVJ al, 200'e bunlar al. Mantıklı abi. 1 milyonla kapatalım. Çok güzel. Verelim. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Tek sıkıntı 1 milyon. Her şey hazır para. Her şey hazır para. M6 yani. Kupa. M6 güzel. M6 Kupa az herhalde piyasada. Çok görmüyorsun. Yani 4 kapalı versiyonu. Evet. Bu araba baya güzel. Baya güzel bir arabaya benziyor. Anlatır mısınız? Bu araba Altima. 2021 miydi? 2020. 2020 Altima Nismo. Nismo Edition. Sadece 5 tane turuncu üretildi. Onun birisi bu. Evet. Bu ön tarafa şeyin GTR Nismo ile aynı tampon. Evet. Sentra Altima Nismo'yu öyle özel yapmışlar. Üstünde subliminal mesaj var ama tam gözükmüyor. Belli olmuyor. Şurada yakıyor ha. Şurada gözüküyor. Subliminal mesaj yapıyorlar. Alo. Arkadaşlar. Arkadaşım iyi girdi. Arkadaşlar. Gerçek arabacı belli oluyor işte. Arabayı temizliyor. Koyduktan sonra bizimkisi gibi kir kaplamıyor. Biz sadece diyoruz ki güzel arabaymış. Helal olsun çocuğa. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bu gecenin en güzel yerine geldik. İki tane arabamız sağ olsun hanım almış Japonya'dan. Bunların hızı 70 km'ye kadar çıkıyor. Bunun altında asfalt tekerleri var. Bu daha yeni bakımdan çıktı. Sabah oynarken tekerleklerini çıkartmamıştık. Bunun altında da drift tekerleri var. Bakalım şuradan açalım İhsan'cığım. Open yap şuradan. Aynen. Bunu da aynı şekilde bir open yapıyoruz. Evet. Canavar mod open. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Burada bir Japon efsanesi. Koruma var, hiç sıkıntı yok. Evet.
Evet gençler, BCF Meets nedir? Abi BCF Meets BMW Fan Club abi. BMW. Genel olarak BMW'ci dolu zaten yani bizim buluşmalarda. BMW'ci dolu olmasının sebebi Türklerin daha çok ve Arapların daha çok gelmesinden dolayı galiba. Türkler ya zaten şey bizim Türk tayfayla başladık ilk başta. 6-7 kişi abi. Şimdi hepimizde BMW var. Ondan sonra meet yapalım falan dedik abi. Bu meetlerde para toplayıp yardım falan yaparız dedik. Evet yani çok güzel. Böyle büyüdü. Büyüdü. Başka meetlerle şey yapmaya başladık. Başka buluşan gruplarla şey yapmaya başladık. Hmm. Burada şu an 3-4 tane grup var galiba. Burada 2 grubuz şu an. Evet. Ama artık şey yani bizim grup büyüdü. Daha şey yapmayacağız. Başkalarıyla yapmayacağız. Galiba. Evet baya burada şu an 30-40 tane araba mı? Yok evet, ya baya baya 80-90 tane araba oldu. Abi. Ahmet kardeş BCF nedir? Bright Choice Foundation Car Meet abi. Şöyle Bright Choice yani Türkçesini söyleyin. Anlatayım. Güzel Seçenekler Derneği altında biz araba kulübü kurduk. Evet. Neden? Şimdi burada Houston, Texas'ın komünitesinde çok büyük olaylar zaten oluyor. Araba kültüründe, araba etrafında, modifiye arabalar, yarış arabaları derken adamlar bunun hayatını yaşıyor. Biz de dedik biz neden bunun bir parçası olamayalım? Neden biz bundan faydalanamayız? Aldık abi arabaları, topladık ve insanlar toplanmışken biz de mesajımızı veriyoruz. Afrika'da kuyu açtık abi, depremzedelere para biriktirdik, şey yolladık. Geçen hafta öbür Müslüm kardeşlerimizle Pakistan'ın Kurtuluş Günü'nü kutladık, onlarla topluluk yaptık. Yani her daldan networking yapıp büyük bir şeye oluşmaya çalışıyoruz. Evet, yani bu konuda ben sizi çok takdir ediyorum. Daha bu yaşta, yaşlarınız 19-20. 17 abi. 17 yaşında bakın. Yani böyle bir organizasyon düzenleyip böyle bir network'ün içerisinde olup hani böyle yardım düşünmeniz bence gayet güzel. İnşallah abi, ileride daha güzel şeyler de olur yani. Gençlik burada biliyorsunuz yavaş yavaş dağılıyor. Evet. Ve baktık gençliğe en mantıklı şekilde, en güzel şekilde nereden geliyor? Şu anda abi saat 10. Gece şu anda Houston'da, Texas'ta gidip saat 10'da takılabileceğin safe hiçbir yer yok. Ama etrafa bakıyorsun abi, tertemiz ortam. Çocuklar geliyor burada gece hayatı yaşayabiliyor. Hiç kötü şeylere bulaşmadan, şey yapmadan. Bizim amacımız bunu herkese sağlayabilmek. Aynen yani güvenli bir ortamda araba seven kardeşlerimizi burada toplamak diyorsun. Hadi bak. Akrapovic egzozlu bir motosikletim vardı galiba. Evet, yeni almıştım. R6. Allah kaza bela vermesin. Aldım. İnşallah bakalım. Gayet güzel maşallah. Kestik. Kestik ya.